Kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, değerli gençler, aziz kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Harput'un başından gün eksik olmaz. Vatana vermeye can eksik olmaz. Yiğittir, cömerttir, öyle bilinir. Gakkoş'un adından şan eksik olmaz. Gün bugündür. Durma, davran Gakkoş'um. Sana gıpta eder. Devran Gakkoş'um. Evet. Gönlü Fırat gibi coşkun Elazığ. Toprağını erenlerin, evliyaların, şehitlerin beklediği Elazığ. Balak gazilerin destan yazdığı, ilk fetihleri gören, ecdadımızın emanetini Türkiye yüzyılına taşıyan Elazığ. İnsanıyla, toprağıyla, iklimiyle, adıyla, sanıyla aziz olan Elazığ, bugün bir kez daha selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Gakkoşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabbimize sonsuz hamd ediyorum. Bugün Elazığ yine bir başka, bambaşka. Sordum, dedim ki meydanda ne kadar Gakkoş var? Ne dediler biliyor musunuz? 65 bin kişi var dediler. E şimdi soruyorum, 65 bin Gakkoş'un olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır? Evvel Allah Gakkoşlar kazanır. 31 Mart akşamı AK Parti sandıkları patlatarak geliyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Size can feda. Elazığ son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Bu ziyaretimizde hem deprem konutlarının temelini atmış hem de önceki afet konutlarının kurallarını çekmiştik. Akşamında da depremzede kardeşlerimizle birlikte iftar açmıştık. Şimdi gene bir Ramazan-ı Şerif'in öncesindeyiz. Pazar sahur, pazartesi iftar. Hazırız değil mi? Bu vesileyle 6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve yaklaşık 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Öncelikle Gakkoşlara şükran borcumuzu ödemek isterim. Elazığ Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde %56, Cumhurbaşkanlığında ise şahsımıza %67,2 oranında destek verdi. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinin yanında yer aldı. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğiniz, teveccühünüz, ahde vefanız için Rabbim sizlerden razı olsun.
Şurada bir şey yazıyor. Herkese bizden orcik, Özgür'e yok. Bir şey daha yazıyor. Şahin yükseklerden uçar, sen rahat ol, gadan alam. Aziz şehrin gençleri, hazır ve kararlı. Gakkoşlar sevdi mi? Tam sever. Sen yoksan her şey eksik. Sen varsan her şey tam. Bu karizma halis mi reis? Görüyorsunuz işte, karşınızdayım. Karizma desen var, icraat desen var. Harput gibisin, nereden baksak seni görüyoruz reis. Nereden de bulmuşlar bunları? Bak 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 bak. Deliler gibi aşığı sana, ille de sen, ille de sen. Maşallah. Biz kazanmaya doyamadık, onlar kaybetmeye. Nereden buldunuz onu? Orciyi cevizli, çedeneyi şekerli. Seni de ciğerden sevik. Maşallah. Çok çok farklı pankartlar hazırlamışsınız. Rahat ol reis. Gakkoşlar Hazar Baba gibi dimdik arkanda. Kadını hayatın her alanına özne olarak nitelendirdiğiniz için size minnettarız diyor Elaziz'in kadınları. ...31 Mart'ta... bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz. Buna hazır mıyız? Elazığ'ın 31 Mart'ta yine tarih yazacağına ben yürekten inanıyorum. Bu meydan bana Elazığ'ın gümbür gümbür geldiğini, geleceğini söylüyor. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mısınız? Elazığ 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Var mıyız? Elazığ'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Gakkoşlar bizimle yürüdüğü müddetçe evelallah kimse bizim önümüzü kesemez. Elazığ desteğini bizden esirgemediği sürece hiç kimse Türkiye'nin bileğini bükemez. Zaten bükemiyorlardı. Sizlerden aldığımız güçle ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz, dar.
Bunların inlerine giriyor muyuz? Gabarda girdik mi? Tendürek'te girdik mi? Bundan sonra da gireceğiz. Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez. Sınırlarımız içinde veya hudutlarımız dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle, çatışmalarla, karakol ve köy baskınlarıyla anılan yerlerde hamdolsun artık huzur ve güven hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarımızda, Cudi'de, yaylalarımızda, bugün ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik. Hepsini temizledik. Yılın 365 günü 7 gün 24 saat operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışındaki terör bataklıklarını da yavaş yavaş kurutuyoruz. Birilerinin bölücü örgüte Suriye'de bir teröristan kurdurma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık. Aynı şekilde Irak'taki operasyonlarımızda hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Allah'ın izniyle orada da güzel neticeler alacağız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Elazığ terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor. Elazığlı vatan evlatları canları ve kanları pahasına bölücü alçaklara karşı yıllarca kahramanca mücadele etti. Rabbim hepsinden razı olsun. Hepsinin ruhunu şad eylesin. Can verdiler ama canlarından aziz bildikleri cennet vatanımıza alçakları uğratmadılar. Türkiye üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmediler. Elazığlı yiğitlere ve emanetlerine olan minnet borcumuzu inşallah terörü sonsuza dek bitirerek ödeyeceğiz. Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlı, azimli ve dirayetlidir. Her zaman söylüyoruz. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez. Buradan bir kez daha Elazığ iradesine, istikbal ve istiklaline sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. İlahi Kelimetullah uğrunda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Sevgili Elazığlılar, Türkiye yüzyılını inşa etmek için gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Palu, 31 Mart akşamı ben Palu'dan farklı bir ses bekliyorum. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Ekonomide, savunma sanayinde, ihracatta, istihdamda, üretimde, çevre ve şehircilikte hamdolsun
sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Yaparsa bak. Kaan uçuyor. Gökle buluştu. Kaan'ı görüyor musunuz Kaan'ı? Kaan. Nerede bu CHP ya? Nerede diğerleri? İnşallah 2028 yılında Kaan'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz. Yaparsa ve yapacağız. Ekonomimiz 6 Şubat'ta yaşadığımız ve Elazığ'da etkileyen depremlere, bölgemizdeki çatışmalara rağmen 2023 yılında %4,5 büyüdü. Bak büyüyoruz. Milli gelirimiz ilk defa 1 trilyon dolar barajını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. İhracatımız düzenli bir şekilde artmaya, cari açığımız istikrarlı bir şekilde iyileşmeye devam ediyor. Ben buraya nereden geldim? Malatya'dan geldim. Malatya gümbür gümbür, o da 31 Mart'a hazırlanıyor. İstihdam konusunda da hamdolsun güzel bir yerdeyiz. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Yani ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam, dirençli ve güçlü. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Covid salgınının ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Bugün Avrupa'sından Amerika'sına varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor, çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Dahası dünyanın genel gidişatı da bu süreci oldukça zorlaştırmakta. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız. Nasıl daha önce enflasyonu uzun yıllar tek haneli rakamlarda tuttuysak aynısını yine başaracağız. Tüm bunları söylerken elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz. Hepsini görüyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları da attık, atıyoruz. Sene başından önce her bir emeklimize 5.000 lira ödeme yaptık. SSK ve Bağkur emeklilerimizin maaş zam oranlarına %12 ilave artış yaparak memur emeklilerimiz de aynı seviyeye getirdik. Yani SSK, Bağkur, emekli sandığı fark etmeksizin tüm emeklilerimiz ücretlerinde 2024'ün ilk 6 ay için
49,25 zam almış oldu. En düşük emekli aylığını ise 7500 liradan 10.000 liraya çıkardık. İlk kez bizim uyguladığımız emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de %50 artışa gittik. Sadece bu iyileştirmeler için kullandığımız ilave kaynak tutarı 300 milyar lirayı buldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe, devletimizin gelirleri arttıkça inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Türkiye yüzyılının emektarları olarak gördüğümüz emeklerimizin şunu bilmesini isterim. Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Hiçbir zamanda olmadık. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Boş söz veremeyiz. Şimdiye kadar insanımıza karşı hep dürüst olduk. Hasbi ve harbi davrandık. Vatandaşımızla daima gönül diliyle açık yüreklilikle konuştuk. Bugün de aynı samimi tavrımızı koruyoruz. İnşallah el ele verecek ve sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah'ın izniyle kolaydır. Değerli kardeşlerim, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim tek gayemiz sizlere hizmettir. Biz ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi geliştirmenin, vatandaşımıza hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın derdindeyiz. Belediyelerde her biri şanla, şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda ise daha önce hayal dahi edilmeyen nice yatırımı, eseri, projeyi ülkemize kazandırdık. Ülkemizin eksiklerini gidermekte kalmadık. Her alanda Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Rakiplerimiz ise son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlara kara çalmakla geçirdi. Bizim hak dediğimize kara diyerek, bizim yaptıklarımızı eleştirerek, mahkeme kapılarında nöbet tutarak yıllarını harcadılar. Sorumlu siyaset nedir? Nasıl yapılır? Bir türlü öğrenemediler. Armut piş, ağzıma düş anlayışının getirdiği tembellikten kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Bugün de aynı tavrı sergiliyor, aynı iş bilmezlikle günlerini geçiriyorlar. Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken bölücü örgütün güdümünde hareket edenlerle kapalı kapılar arkasında arsa pazarlığı yapar gibi belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği pazarlığı yapıyorlar. Şahsi kariyerleri dışında, kendi çıkarları dışında, rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Öyle bir hale geldiler ki millet adeta pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını, ayak oyunlarını birbirleri hakkındaki atıp tutmaları izliyor. Güya siyaset yapmaya yeltendiklerinde de tıpkı bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bak bak bak. Ekrem tatile, biz seninle salçalı köfteye. Ferhat, Şirin için dağları deldi. Gakkoşlar senin için sandıkları patlatacak. Bizim gündemimizde sadece hizmet var, depremin yaralarını sarmak var,
ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var. Bizim gündemimizde Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Bizim gündemimizde Türkiye yüzyılını inşa etmek var. Gerisi bizim nezdimizde hükümsüzdür. Kardeşlerim, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla son 21 yılda Elazığ'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde 3243 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda şehrimize 6677 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. 18400 kişi kapasiteli Atatürk Stadyumu ile birlikte 44 spor tesisi yaptık. Uluslararası İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni kurduk. Elazığlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 1038 yataklı Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile birlikte 9 hastaneden oluşan 45 sağlık tesisinin yapımını tamamladık. Şimdi de Fırat Üniversitemize 800 yataklı bir hastane yapmak için çalışmalara başladık. Ayrıca 150 yataklı Palu Devlet Hastanesi başta olmak üzere 4 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla deprem konutları dahil 33.796 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5.615 konutun yapımına devam ediyoruz. Depremlerin yol açtığı yıkımların ardından 3.575 adedi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 30.112 konutun yapımına başladık. Bunlardan 25.399'unu bitirdik. Şubat ayı içerisinde 2.255 konutumuzun kurallarını çektik. Depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşası devam eden 4.713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 22.512 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ayrıca söz verdiğimiz 7 millet bahçesinden 6'sını tamamladık. Ulaştırmada 33 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardık. Karamağara, Maden ve Kömürhan Köprüsü tünelleriyle birlikte bağlantı yollarını yaptık. Elazığ'da toplam 51 adet köprü inşa ettik. Tertek Köprüsü proje ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Harput yollarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Palu, Genç, Muş demir yolunu yeniledik. Malatya, Elazığ ve Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projelerimizin etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı büyüttük. Elazığ 16 baraj, 14 sulama tesisi, 3 yeraltı depolama tesisi, 53 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması projesi ve 8 hidroelektrik santrali kazandırdık. 3 barajın ise yapımı sürüyor. Kuzova sulama projesinin birinci kısmını tamamladık. Uluova sulama projelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşaat safhasında yer alan sulama tesislerimizle 143 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Elazığlı çiftçilerimize 28 milyar lira tutarında
tarımsal hibe verdik. Sanayi ve teknolojide bir organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve iki araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ayrıca merkez ilçede bulunan 108 hektar büyüklüğündeki bir alanı çam yatağı sanayi alanı olarak ilan ettik. İstihdamı desteklemek için Elazığ'daki işverenlere 2 milyar tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Akçakiraz, Baskin, Karacıkoça, Kovancılar, Merkez, Palu, Sarıcan ve Sivrice'ye doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Keban'a da doğalgaz arzını sağlayacağız. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca gönüllü olarak, görüntülü olarak bir hatırlayalım. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Beraber bunları yapacağız. Tamam. Bu duygularla belediye başkanı adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Adaylarımıza sahip çıkmaya var mıyız? 31 Mart akşamı inşallah sizlerden bunun sesini duyacak mıyım? Elazığ'dan müjdeli haberleri alacak mıyız? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.